Hocam. Sadık Kolay hocam. gelsin. Sağ ol, Allah razı olsun. Şimdi zeytin bulacağımız zaman önce geliriz zeytin yanına. İlk önce dibini temizleriz. Evet Dip hocam şu kısmını anda ilk yapacağımız iş dip temizlemek. evet. Daha sonra etrafında şöyle bir dolaşırız. Gözden geçiririz. Evet. Yani zeytinde ne yapılması gerekiyor? Onlara bakarız. Ondan sonra her zaman yapılacak olan yukarıdan aşağıya doğru Ha. zeytini. Yani yukarıda çıkarız. Yüksek dalı, yetişemediğimiz dalları boyumuzun hizasından alırız. Yukarıdan aşağıya doğru budamaya başlarız. En sonunda aşağıya ineriz. Etrafını bir dolaşırız. Bu şekilde goblet sistemi, yani şemsiye sistemi şeklinde top gibi. Yani belki bugün bunlar belki seyrek gözükür ama yarın Temmuz ayında top şeklinde gözükür Sadık Hocam. Yüksel hocam, zeytin budaması hangi aylarda oluyor? Niye göre yapıyorsunuz bu zeytin budamasını? Yani bizim buralarda hemen mesela bu Aydın veya bu Ova civarında hemen toplar toplamaz başlıyorlar hocam. Ha, He. bizim bölge biraz daha soğuk. Evet, bugün artık Ha, 12'si. aynen. Ya biz bu işe başlayalı biz de erken başladık. Adam ben diyor hemen topladım mı işte budatacağım arkasından şey yapacağım bakır atacağım diyor. Evet. Göktaş atacağım diyor. Ay mesela Aralık ayının 20'sinde biz başladık. Şu anda belki Zeytin budamasına. evet. Ya, He. zeytin başladık. Badem budadık. Bir o civarda bir mesela Seymen'in bademlerini falan budadık. Başka Evet. bademlere gittik. Ha, Mesela Kasım Govan da herhalde. aynen. Oraya girememiştik. Oraya hiç Evet, nasip talihsizlik olmadı. Doğru. oldu. Ya ondan sonra biz şey yapıyoruz. Ama ha, şu var. Bu dere kenarlarına, şehir kenarlarına dikkat etmek gerekiyor. Soğuk mevsim. Aralıkta, Ocak'ta pek budamam. Hava akımı oluyor yerlerde. Eğer çok sert budarsan çarpabilir. Ama genelde buralarda şuna dikkat etmek gerekiyor. Fazla almamak gerekiyor dalları. He. Yani dere kenarlarında. Yani şey alırsan soğuk olduğu anda elleyebilir. Ha. Evet. Ama diğer yerlerde işte dediğin gibi o şey ayından Aralık ayından beri şeye kadar Mayıs başına kadar budanır bu. Yani biz Nisan 20 diyelim. 20'ye kadar budanır. Bizim Yani bir daha 40 gün daha budama olur yani. bu bölgede Mayıs 10 15 gibi falan çiçek açıyor hocam. He. Çiçekten bir 10-15 gün önce bırakabilir. Ama mesela bunu ben mesela geçenlerde YouTube'da şeyde falan seyrettim. Adam dünya kalitesinde yağ üreten bir adam. Diyor ki ben çiçeği tomurcuğu gördüğüm anda budarım diyor. Evet. O zaman diyor bende de şey olmaz diyor. Var yılı yok yılı yok bakarım diyor. Varsa öyle keserim yoksa kesmem diyor. Aynı. Ona göre kesme olay olurdu yani. O şekilde cevabını. Şimdi ekip arkadaşlarını da bize tanıt. Evet. Yunus Öncü amcam. Kılavuzağa köyünden. Kılavuzağa köyünden. Babasıyla benim dedem kardeş. Evet. Amcaoğlu oluyor. Sağ olsun kendisi 30 yıldır bu işte uğraşıyor. Ben de emekli olunca yanına aldı. O beraber çalışıyoruz. Yine Cevdet abim de ormandan emekli. Karahisar köyünden değil mi? Evet, Yarasılar Karahisar köyünden. He. köyünden. Yine bayağı 5 6-7 yıldır diyelim biz beraber Bir çalışıyoruz. grup kurduk. Grup kurduk. Grup Ha. kurduk. Grup halinde devam Yoğunluk ettik. olursa bazen bir iki arkadaş çağırıyoruz yanımıza. Ya o şekilde çalışıyoruz. Yüksel hocam, hangi meyve ağaçlarını buluyorsunuz genelde? Genelde biz zeytine yoğunlaşıyoruz yani. Evet. Genel şeyimiz ondan sonra badem, Antep fıstığı, ha, bu diğer yine elma türü. Ya hobi bahçelerinde bütün şeyler buluruz ama mesela benim şeyim cevizi budaması. Yani Kirazda cevizi uzman kişi budar şimdi. uzman kişi. Kirazda mesela. Mesela bu bölgede kimdir? Minnetler, Küçükoba, Evet, İrişler. İrişler. Bu civardaki insanlar mesela kirazda daha şey. Ben mesela benim köyümde kiraz yok. Ben Kılavuzlarda kiraz yok, evet. yok. Ha, ben Zeytin zeytinciyim. bol. Zeytin üzerine yoğunlaşmışım. Ha, badem aynı şekilde bademi de mesela geçen bu sene birkaç tane tarla buladık beraberce Yüksel badem. hocam, peki siz bu konuda kursa gittiniz mi? Ya benim kursa gittim bayağı 3 Halk eğitim halk eğitimi 2 3 tane Ziraat kursa. Odası'nda, Demir Ziraat Odası'nda. Evet. Aynen bitirdik. Evet. Belge aldınız. Evet. Belgeler aldık. Belgemiz var. Ama bu iş daha çok yaparak öğreniyor değil mi Hocam hocam? tecrübe. Tecrübe. Bak şimdi Tecrübe. ne kadar çok çalışırsan mesela bir de kendini yenilemen gerekiyor. Mesela ben gidiyorum bazen mesela akşam YouTube'dan çeşitli çeşitli videolar seyrediyorum. Mesela Budama videoları seyredeceğim. zeytin budama üzerine farklı kişilerin videolarını seyrediyorum. Bakıyorum
Badem üzerine, fıstık üzerine. Niye bana bir yenilik katıyor? Evet. Abi ben biliyorum deyip bırakmıyorum yani. Yani sen anladığım kadarıyla sürekli kendini geliştiriyorsun. Yani geliştirmeye çalışıyorum. Ben tecrübe. Bu işi ben çok biliyorum demiyorum yani. Evet. Sadık Bey. Efendim. Bu işin esas şeyi ne biliyor musun? Evet. Vatandaş nasıl zeytin alabilirim? Meyvemi nasıl alabilirim? O şekilde ağaç kesiyoruz biz. Aynen. Vatandaşın isteğine göre biraz daha. Şöyle Sadık Hocam yani bak şu ağaca, işçilik ha, şu ağaca. Olacak toplama. Ha. Evet. Hemen şuraya, şuraya basıp çıkıyor. Tepesine ama çıktığı zaman elinle yetişemeyecek şekilde. Bu dallı mı dallı olsa şuradan alır o adam. Abi bu ağaç kaç yıllıktadır? Kaç yaşındadır bu ağaç? 10 yaşında var mıdır? Fazla. He. 15 yaşında var. Öyle mi? Evet. He. Tamam. Vatandaş nasıl mahsulü topla ona göre. Merdivene gerek yoksa ama küçük bir merdivene gerek var bunlarda herhalde. Ya basamakları da biz bırakıyoruz onu. Aa, evet basamak bırak. Rahat olsun. Yüksel Hocam bir de anladığım kadarıyla güneş görmesini sağlıyorsunuz değil mi? Ağacın iç dallarını. Zeytinde önemli olan güneşin her tarafına temas etmesi yani. Evet. Temas ederse verim de o şekilde ya, daha iyi olur. Bu şekilde açık mesela. Ha, bak evet. Bu şekilde açık olacak mesela. Buradan bir kuş geçecek yani eski misali yani. Ha, eskiden öyle diyor değil mi abi? Eskiden öyleydi. Yani onun için yani bu arasını açtığımız zaman yani zeytin verimli oluyor. Zeytin de bir kere büyük zeytin budanacak hocam. Efendim? Budanacak he. Zeytin. Budanmayacak. Ya şimdi budanmamış mesela bu kuruyan dallar var bak buralarda. Evet. Bunları biz topluyoruz yani bu kuruyan dalları. Yayın da bu fili sürecek. Yayın sene verime başlayacak. Yüksel Hocam her sene budanıyor mu zeytin ağaçları? Ben her sene budanması gerekiyor. Niye? Mesela bu zeytinler mesela bakarsanız biraz fazla alınmış. Niye? Belki geçen yıl alınmadığı için bu sene çok içinde şey oluyor, çok alınıyor. Ondan zeytin kendini şey alıyor. Stres şeye giriyor, kendini korumaya alıyor. Mesela dal ve meyve şeyinde mesela çok budandığı zaman meyvede sıkıntı oluyor. Onun için her yıl ben mesela budamayı öneriyorum. Evet. Her yıl. Her yıl budanırsa her yıl da meyve alırsın. Az her daha kaliteli. Az alacak. Az budanacak. Az alacak ve her budanacak meyveyi alabileceksin. Evet hocam. Erik gibi zeytin olur ama. Evet. Sizin köyünüz zaten zeytini çok meşhur. Evet. Köyde yoğunla zeytin üretimi yapılıyor. Aynen. Yüksel hocam bak şunu bir mesela şuraya budamışsınız. Evet. Bak bunu ağacı biraz anlatıyor mesela. Başka. Bunun mu? Ben mesela bunu şey yapayım. Ha, bu da hocam sen onu. Anlatarak bu da. Bak önce. Amca bir dakika. Tamam. Tamam. Önce mesela bunu diptekileri temizliyoruz önce tamam mı? Evet. Fatırlı. Önce hani ilk başta da söylemiştim size ya. Evet. Önce dibini temizliyoruz. Ondan sonra ben ne yapıyorum? Başına çıkıyor zeytinin. Ortasına. Evet. Ortasına çıktım. Bakıyorum. Uyumdan itibaren. Ne evet. Yapıyorum? Burada mesela işçiler çıktığı zaman yetişebilecek yerden kesiyorum şeyi. Dallara başlıyorum. Evet hocam. Vatandaş buraya geldiği zaman bak burada ne yapıyorsun? Yüksek dalları hemen buradan alıyorum. Evet. Ha. Yüksek dalları yetişebileceği yerden dedi abi. Gösterin verdi ben bu. Gösterin de yetişebilirim ya. Yetişebileceğim yerden. Çünkü işçi de yetişebileceğim şey bir yerden. Ondan sonra başlıyorum bu araları temizlemeye. Evet. Ha. Tepeleri aldım. Bu aralarda bu araları açıyorum bakıyorum. Temizliyorum. Aralardaki. Bunlar çünkü bunları almazsa bunlar meyveyi yorar, ağacı yorar. Evet hocam. Ne yaptım? Bak bunları bu şekilde açtım. Hocam makasla devam biliyorsun herhalde. Ya makaslarımız orijinal. Üzümlü kullanıyoruz. Üzümlü makas kullanıyoruz. Desteremiz de Rico. Başka marka kullanmıyoruz. Kaliteli şey makasımız. Aynen tamam. Kaliteli devam ediyorum bak mesela. Buradan başka da makas kullanıyorum. Bak burayı evet. Temizledim. Buradan ne yapıyorum? Artık temizliğe temizliğe gidiyorum bu şekilde. Şimdi buraya geldim mesela. Ne yaptım? Buraya da hemen burada yüksek dalı temizli alıyorum. Buradan evet bu arayı da açtım. Bak yetişebileceği yerden hemen ne yapıyorum? Aynı hizada ve
şey olmadan karşıdan bakıldığı zaman da ağaç çok dip olması lazım. Evet. Dalında toplanmasını tuvalik sağlıyor şimdi bu. Niye sağlıyor? Toplamasına. He. Toplamasına. Daha rahat toplamasına. Merdiven kullanmadığına, merdiven kullanmadan zeytin tutuyor. Aynen, bir de arası rahat girsin diye, değil mi? Evet. Aynen, aynen. Hocam bir de yani işçilik rahat olur yani. Evet. Ötekince işçilik rahat, ne kadar işçilik rahat olursa masraf da azalır yani şey. Evet. Aynen. Bir tepe var. Evet. Ha. O tepelerde ne yapayım ben? Koparıyorum bak. Yetişebilir çünkü. İşçi de buradan buraya çıksak buradan alacak. Hocam toplaması daha kolay oluyor değil mi bu şekilde? Aynen bak şimdi bak. Ne yaptım bak hep aynı hizada. Bak biri yukarıda biri aşağıda değil dalları. Evet. Bakarsınız. Kendiniz de fark edersiniz. Edeyim edeyim hocam. He, aynen bak. Ne yapayım? Temizliğe temizliğe geldim. Çok da ağaca zarar vermeden. He. Aynen. Hemen. Şu bak şunla şey dallar. Bunlar geçen sene verim vermiş. Şimdi işe yaramayacak dalları çıkarıyorum. Ha, zeytin olmayacak dalları atıyorsunuz. Aynen çıkardım. He. Burada tek dal kaldı bak. Burada almam gereken. Tamam bir dakika hocam oraya geleyim. Kopardım. Aynı şimdi ne yaptım? Burada tepe vur, tepe şeyi bitti hocam şimdi. Evet. Ne yapıyorum? Şimdi aşağıya iniyorum. Heh. Hocam devam budamayı anladığım kadarıyla hep tepeden başlıyorsunuz. Ha, tepeden aşağıda. Şimdi ne yapıyorum? Bak buralarda makasla temizlenecek şeyler var hocam galiba. Evet. Bu yaramaz bak. Bu dallar hiçbir işe yaramaz. Bunlar da şey olmaz. Evet. Temizliğe temizliğe geliyorum bak. Hemen. Maşallah Yüksel hocam elinde pratik ha. Vallahi ya alıştı işte değil mi? Tecrübe evet. yapa. Evet. Ha. Ne yapayım bak hemen temizledik. Devam. Devam ediyor hemen bak. Daha peki şey yaramayacak. Şu şeyler. Bunlar en büyük ağacı yoran şeyler şunlar hocam. Bak, evet. Kuru şeyler. Ha. Ne yaptık? Devam ediyor şeyler temizlemeye. Aynen. Şunları da alıyorum. Yunus abi şimdi Yüksel hocam bunu bayağı açtı. Görüldüğü gibi ama bu ağaç çok budanmaya ihtiyacı var. Evet. Hocam, sana hocam bu bitti bak bitmiş hali. Evet bu bitmiş hali ha. Şöyle göstereyim. Aynen ha bak. Bir yandan bir yandan kuş geçer. Evet. Ha. Yani fazla da hırpalamadın ağacı evet. Bu şekilde. Maşallah hocam 10 dakikada işi bitirdin. Evet. Bak, o ağacın tepesine bak dümdüz görüyor musun? Evet dümdüz. Cevdet abi elindeki deterjan. Bu su. Mesela zeytinlere yani zeytinden birine geçtiğimiz zaman bunu yıkıyoruz. Daha iyi kesmesi için. Daha iyi kesmesi için mesela kanser olanlar var. He. Ondan sonra hastalığı olanlar var. Yani onun birinden birine geçmemesi için yıkıyoruz. Tamam abi teşekkür ederim. Ne konuşuyorsun abi? Devam ettiğim müddetçe her ağaçtan geçerken dezenfekte yaparız biz makaslarımızı, destelerimizi. Yüksel hocam eline ağzına sağlık. Gerçekten güzel zeytin budamasını anlattın. Bu videoyu ben YouTube'a koyduğum zaman inşallah bu videoyu izleyenler inşallah sizin bilgilerinizden faydalanacaklardır. Biz yani maksat şey yani millet. Benim de amacım takipten yani, bilgilendirmek. Tabii. Çok güzel. Yani biz de şey ederiz. Yani budayanların görüşlerini, eleştirilerini, yorumlarını alırız. Ha yorum yapalım olursa ben de size bildiririm. Tabii. Hayır. Biz şeylerde biz de bakacağız ya. Aynen. YouTube'dan ha. Aynen. En azından biz de kendimizi daha geliştiririz. Evet. Başka bir zaman inşallah başka bir bahçede yine beraber oluruz. Tamam, inşallah sağlık hocam. Hepinizin emeğine sağlık. Sağ ol. Size çok teşekkür ederim. İlginize teşekkür ederim hocam. Sağ olun.